Fikir üreticisi dijital yayınlarının sunduğu Merkeziyetsiz Gelecek podcast'ini dinliyorsunuz. Gün geçmiyor ki Merkeziyetsiz Gelecek'te Elon Musk konuşulmasın. SpaceX şimdi uzaya 4 kişi gönderiyor. Dünyanın ilk sivil, değil mi? Uzay turizmi yapılacak. 3 gün sürecek bir de bak. Full deneyim. Yani inanılmaz gerçekten. Bu insanlar inanılmaz. Şimdi bir özelliği de bu misyonun adı Inspiration 4 misyonu. Bu misyonda Dragon kapsülleriyle gidecekler. 3 gün uzayda kalacaklar. Böyle bakacaklar dünyaya falan. Pizza yiyecekler artık. Ne yapacaklarsa. Müzik falan dinliyorlar full. Şimdi oraya bir de tam böyle tanınmamış sanatçılar tarafından, böyle çok yani büyük isimler olmayan sanatçılar tarafından yapılan 51 adet de NFT'yi uzaya gönderiyorlar. Bak şimdi olaya bak. Uzaya gönderecek. Bu sonra NFT'ler de sonrasında açık artırma ile satılacak. Sonrasında da bir araştırma, yani bu tamamen bütün gelirleri bağışlanacak ve $200 milyon bir gelir elde etmesi bekleniyor. Bir taraftan da araştırıyorum bunu. Evet, Saint Jude misyonu için bu bağışı da sonrasında yapacaklar. Çok önemli bir haber olarak görüyorum. Dünya için de öyle aslında. Evet, burada SpaceX zaten sadece hani Bitcoin aldı mı, bilançosunda Bitcoin tutuyor mu haberlerle tartışılıyordu, ama burada Elon Musk'ın blok zincir ekosistemine katkısının daha kapsamlı olacağını görüyoruz. Adım adım daha çok ekosistemin içerisine giriyor ve şirketlerini de buna entegre etmeye çalışıyor. Hem dikkat çekmek için ekosisteme, hem de gerçekten bunu güzel bir sebebe kullanıp çocuk araştırma hastanesine bağış yapmak için toplanan parayı planlamaları güzel bir hareket. Elon Musk bu sefer bizden tam puanı aldı. Tam puan. Hadi lan, iyisin. İyisin. Ben çok seviyorum. Ben zaten hep puanımız tam. Peki. Elon Musk'ı konuştuk, rahatladık. Bugün de konuşmadık demeyiz.